Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. Balkan Savaşı sırasında Balkan uluslarını destekleyen Avusturya ve Rusya, büyük devletler adına yayınladıkları bir bildiriyle Balkan uluslarıyla Osmanlı Devleti arasında çıkabilecek bir savaşın sonucunda Rumeli'de sınır değişikliğini kabul etmeyeceklerini açıklamışlardır. Bakalım arkadaşlar öncüllerimize. Avusturya ve Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin Balkan uluslarını mağlup edeceğine inandıkları, zaten bundan çekindikleri için sınır değişikliğini kabul etmiyorlar arkadaşlar tabii ki doğru. Osmanlı Devleti'nin yeni topraklar elde etmesini engellenmek istendiği. Eğer zaten Osmanlı Devleti başarılı olursa tabii ki yeni topraklar elde etmiş olacak ve bu da sınır değişikliğine sebep olacaktır. Gördüğünüz gibi sınır değişikliğini kabul etmeyeceklerini açıklamışlar. Tabii ki ikinci öncüle de ulaşabiliriz. Panslavizm politikasının Osmanlı aleyhine sonuçlara yol açtığı. Arkadaşlar hayır panslavizm Rusların uyguladığı bir politika ama burada panslavizm politikasından bahsetmiyor zaten. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu duruma gelişmelerinden hangilerinin yol açtığı söylenebilir? Osmanlı Devleti Uşşi Anlaşması ile 12 adayı Balkan Savaşları bitinceye kadar geçici olarak İtalya'ya bırakmıştır. Bakalım öncülerimize Osmanlı Devleti'nin Balkan Devletlerine karşı bu adaları savunacak deniz gücüne sahip olmaması. Evet arkadaşlar bu adaları kaybetmektense en azından geçici olarak İtalya'yı bırakırız düşüncesinde hareket etmişlerdir. Çünkü gerçekten savunacak deniz güçleri yoktur. 12 adada yaşayanların büyük çoğunluğunun Türk ve Müslüman olması. Arkadaşlar büyük çoğunluğu Türk ve Müslüman değil zaten aslında. Ee, daha çok Hristiyan nüfusun hakim olduğu bir bölge. Bu yüzden bunu alamayız. Yunan tehlikesine karşı adaların güvenlik altına alınmak istenmesi tabii ki doğru. En azından İtalya'da kalır ve Yunan tehlikesine karşı korunmuş olur. Düşüncesi hakim aslında. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İkinci Balkan Savaşı sonunda imzalanan anlaşmalarla Osmanlı sınırları dışında kalan Türklerin hakları güvence altına alınmıştır. Ancak Balkan devletlerinin tutumları zaman zaman bu ülkelerdeki Türkleri Türkiye'ye geç etmek zorunda bırakmıştır. Bakalım öncüllerimize. Balkan devletlerinin anlaşma maddelerine uymadığı. Arkadaşlar normalde hakları güvence altına alınmışken öyle tutumlar sergilemişler ki insanlar Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmışlar. Demek ki anlaşma maddelerine uymamışlar. Anadolu'nun nüfus yoğunluğunda artış yaşandığını da tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü Balkanlarda yaşayan Türkler Türkiye'ye gelip Anadolu'ya yerleşecekler ve nüfus yoğunluğunda tabii ki artış olacaktır. Osmanlı'nın milliyetçi duygularla hareket ettiğine de ulaşabiliriz. Çünkü e, kendi sınırları dışında kalan Türklerin haklarını güvence altına e, almak istemesi onun milliyetçi duygularla hareket ettiğinin kanıtıdır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. 18. ve 19. yüzyıllarda Rusya'nın girişimlerinden hangileri Osmanlı-Rus ilişkileri üzerinde daha az belirleyici olmuştur? Baltık Denizi'ne inmek. Arkadaşlar zaten bu süreçte Osmanlı'nın artık Baltık Denizi'nde üstün bir egemenliğinden söz etmemiz mümkün değil. O yüzden bu çok belirleyici bir durum değil. Açık denizlere çıkmak etkili olur çünkü Rusya özellikle Akdeniz'e hakim olmak istiyor zaten. Akdeniz'e ve Karadeniz'e inmek istiyor. Ortodoksları himaye etmek de etkili olur. Çünkü Rusya Osmanlı ülkesindeki Ortodoksları himaye edecek bu süreçte. Panslavizm politikasını uygulamak da etkili olur. Çünkü burada Slav ırklarını birleştirmekten bahsediyoruz biz ve bu da aslında Balkanlarda etkin olmak demek. Tabii ki politika üzerinde etkili olacak yani ilişkiler üzerinde etkili olacak. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız bir yani A olacaktır. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Edirne Anlaşması'nda yer alan maddelerinden hangileri Rusların Panslavizm politikası ile paralellik gösterir? Arkadaşlar Panslavizm dediğimiz şey Slav birleştirmek demektir. Slavırkları da çoğunlukla Balkan topraklarında yaşayan insanlardır aslında. Bakalım öncüllerimize. Efrak, Boğdan ve Sırplara özellik verilecek. Bu tabii ki Panslavizm politikasında etkilenecek etkili olur çünkü özerk olduktan sonra iç işlerinde serbest olacaklar ve Ruslar onları bir araya getirebilecek arkadaşlar. Rus ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek bunun panslavizm politikasıyla bir alakası yoktur. Doğudaki bazı kaleler Ruslara bırakılacak. Bunun da panslavizme bir etkisi olmaz arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. 2. Mahmut'la Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında yapılan 1833 Kütahya Anlaşması'nda yer alan ifadesine bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım hemen Mehmet Ali Paşa'ya Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Şam Valiliği, oğlu İbrahim Paşa'ya da Cidde Valiliğine ek olarak Adana Valiliği verilecek. Bakalım arkadaşlar. Osmanlı'nın iç sorunlarını çözmekte zorlandığını tabii ki söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bir valilik var. Onun yanına ek olarak farklı valilikleri de istemişler ve biz de vermişiz. Yani 2. Mahmut bunu kabul etmiş arkadaşlar. Demek ki çözmekte zorlanmış doğru. Araplar arasında ulusluk düşüncesinin güç kazandığı. Arkadaşlar böyle bir şey söyleyemeyiz tabii ki. Bu durumun Araplarla hiçbir alakası yoktur. Padişahın valisine bile söz geçiremeyecek kadar güç kaybettiğini tabii ki söyleyebiliriz. Çünkü gördüğünüz gibi az önce de bahsettiğim gibi örneğin Mısır ve Girit valilerine ek olarak Şam valiliğini istemiş ve verilmiş. Aynı zamanda oğluna da Cidde valiliğine ek olarak Adana valiliği verilmiş arkadaşlar. Demek ki padişah e, valisini dinlemek zorunda kalmış. Mahalli idarecilerin merkezi otorite üzerindeki etkinliğini artırdığını tabii ki söyleyebiliriz. Merkezi otoritenin bozulmasının çıkan ayaklanmalarda payı olduğu tabii ki arkadaşlar. Çünkü e, merkezi otorite bozulmaya başladıktan sonra ayaklanmalarda da zaten artış olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde azınlık isyanları yaşanmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Fransız ihtilali sonrası dünyaya yayılan milliyetçilik düşüncesi tabii ki etkili olmuştur. Çünkü bu milliyetçilik düşüncesiyle birlikte azınlıklar da kendi milli devletlerini kurmak istemişlerdir. Padişahların ordunun başında sefere çıkmaması. Arkadaşlar bu durum azınlıkları isyan ettirecek bir durum değildir. E, belki yeni şerileri etkileyebilir, celali ayaklanmalarına sebep olabilir ama azınlıklarla bir alakası yoktur. Rusya'nın takip ettiği panslavizm politikası azınlık isyanlarına tabii ki sebep olur. Çünkü bu politika sayesinde Rusya onları kışkırtabilecek. Mahalli idarecilerin halka baskı yapması etkili olur arkadaşlar. E, azınlıklar yönetimden memnun olmayarak da isyan ederler. Yaşadıkları yerlerin savaş alanı haline gelmesi. Evet arkadaşlar çünkü Osmanlı Devleti zaten sürekli savaş halinde ve azınlıkların da yaşadığı bölgelerde savaşlar mevcut. Bu durum onların da isyan etmesine sebep olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki Avrupa devletlerinden hangisi 19. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünden yana bir siyaset izlemiştir? Tabii ki İngiltere olmalı arkadaşlar. Bunun en büyük sebebi İngiltere'nin sömürgelerine giden yolların Osmanlı Devleti üzerinden geçmesi. Ve Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü kaybederse ve orada başka bir Avrupa Devleti güçlü hale gelirse İngiltere sömürgelerini kaybedebilir. Bu sebeplerle Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunuyordu. Bu yüzden doğru Cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu duruma gelişmelerinden hangileri örnek gösterilebilir? 19. yüzyılda Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünü koruyabilmek için büyük devletlerin yardımına ihtiyaç duymuştur. Bakalım öncülerimize. Paris Anlaşması ile Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisi altına alınması tabii ki buna çok büyük bir örnektir arkadaşlar. Kırım Savaşı'nda İngiltere'nin ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin yanında yer alması Osmanlı Devleti'nin onlardan yardım aldığını gösterir. Bu da tabii ki yine bir örnektir. Günker Antlaşmasında Anlaşması'nda Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa Rusya yardım edecek maddesinin bulunması yine aynı şekilde toprak bütünlüğünü korumak için bu sefer de Rusya'dan yardım almış arkadaşlar. Bu da örnek olarak gösterilebilir. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 19. yüzyılda Süveyş kanalının açılmasının Osmanlı Devleti'nde gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir. Jeopolitik öneminin artması tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü önemli bir kanal, önemli bir ulaşım yolu, e, ulaşım kolaylığının sağlanması tabii ki olur. Toprakları üzerindeki rekabetin artmasında üzerinde de elbette etkili olur arkadaşlar. Çünkü zaten jeopolitik öneminin arttığını söylüyoruz. E, konum artınca önem olarak tabii ki topraklara hakim olmak isteyenler de artar arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. 1878 Berlin Anlaşması'ndan sonra İngiltere'nin Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçmesi ve işgalci bir politika izlemesi Osmanlı Devleti'ni aşağıdaki devletlerden hangisine yakınlaştırmıştır? Arkadaşlar biliyorsunuz ki biz bir süre sonra Almanya ile hep dost olduk. Birinci Dünya Savaşı'ndan da bunu hatırlayabilirsiniz. Osmanlı Devleti Almanya'ya yakınlaşmak durumunda kaldı. Aslında İngiltere'nin yanında olmak istiyordu. Çünkü İngiltere daha da güçlü bir devletti. Ancak İngiltere bir süre sonra Osmanlı Devleti'nin yanında olmaktan vazgeçti. Ve bu durum Osmanlı Devleti'ni Almanya'ya itti. Zaten diğer Avrupa Devletleri'nin neredeyse hepsi İngiltere tarafında yer alıyor. Yani Osmanlı Devleti'ne karşı. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İngiltere 1882 yılında doğu sömürgelerini ve Hint sömürge yollarını güvence altına almak için aşağıdaki bölgelerden hangisini işgal etmiştir? Arkadaşlar Hint sömürge yollarını ve Doğu sömürgelerini güvence altına almak istiyorsa tabii ki coğrafi olarak da önemli bir bölgede yer alan yeri işgal etmeli. O bölge neresi? Tabii ki Mısır arkadaşlar. Zaten Mısır'ı işgaliyle birlikte özellikle sömürgelerine çok daha rahat ulaşmaya başlıyor. Böylelikle de aslında örneğin Trablusgarp'ta kaybetmemize sebep olacak bir durum bu. Bizim de e, kara bağlantılarımızı kesmeye başlıyor doğudaki bölgelerle. Mısır o oldukça önemli İngiltere için sömürgelerine çok yakın sömürgelerine giden yol üzerinde aslında bu yüzden doğru cevabımız e şıkkı olacaktır.